Başkanım, öncelikle hayırlı olsun kongre. Kongre için neler söyleyeceksiniz? Evet, kongremizi, Çanakkale Sporumuzun kongresini yapıyoruz bugün. İşte yönetimi tespit yapacağız, yapılacak. Tabii önümüzdeki en kısa sürede de maçlara hazırlıklar başlayacak. Dolayısıyla yeni yönetimin bu hazırlık sürecinde bir an önce oluşması gerekir. Ben geçen sene çok hızlı bir biçimde başarıyla lig atladık. Bu sene de aynı tempoda en azından bu ligde ismimizi duyurarak bir üst lige çıkmanın mücadelesini yapacağız. Ama burada mühim olan Çanakkale Spor isminin yeniden futbol camiasında öncelikle ama daha sonra da diğer spor branşlarında isminin duyulması ve buradaki özellikle de Çanakkale'li gençlere bir imkan tanıması açısından önemli buluyorum. Çünkü her şehrin bir takımı var. Çanakkale'nin maalesef Çanakkale Spor vardı ama maalesef daha sonra isim değiştirdi, şekil değiştirdi. Burada bizim arkadaşlarımız, özellikle Erkal Turan arkadaşımız, Mete Erten hocamız ve diğer arkadaşlarımız canla başla çalıştılar ve bu ismin bu kentte yeniden ortaya çıkması, başarıyla yola devam etmesi için çaba gösterdiler, gösteriyorlar. Ve biz de ona karınca kadarınca katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İşte çevremizi bu işin içine katmaya çalışıyoruz. Ve el birliğiyle bu süreci, dediğim gibi, Çanakkale Spor'un başarısı için mücadele edeceğiz. Başkanım, yıllarca bu şehre en büyük emek verenlerden bir tanesiniz. Şimdi de Çanakkale Spor. Peki sizi Çanakkale Spor'un başkanı olarak görebilir miyiz? Başkan olur musunuz? Ben o aşamada şey değilim. Yani çünkü şimdi böyle her konuda başkanlığa talipmiş gibi algılanmasını istemem. Başarıyla yapan arkadaşlarımız var. Geçen sene ben başkan değildim. Ligi çıkardılar. Hocamız var. İşte Erkal Bey var. Diğer yöneticiler var. Efendim, İsmail arkadaşımı görüyorum. Yani onlar Tuğberk arkadaşımız falan. Yani daha sayamadığım birçok isim var. Onlar canla başla çalıştılar. Çalışıyorlar da. Dolayısıyla benim başkan olmam şart değil. Hatta olmamam da yarar var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kahvaltılarını da orada yapacaklar. Öğlen yemeklerini de orada yiyecekler. Akşam yemeklerini de orada yiyecekler. Hocalarımız ve yardımcı hocalarımız da başlarında kalacak. Onlar da pansiyonda kalacaklar. Masörleri de orada kalacak. Yani takımın bütün altyapısını oluşturduk şu anda. Malzemecisi dahil. Yardımcı antrenörleri dahil. Her şeyi oluşturduk. Tahmini bütçemiz de 12 milyon liraya. Yani pansiyon giderleri, aşağı yukarı 2,5 milyon lirası falan pansiyona yemek ve konaklama giderleri. Artı futbolculara verecek olan primler de 1 milyon lira. 500 bin lira falan da deplasman giderleri var. Konaklama deplasmanımızı 1 milyon lira deplasmanımız. Toplam bu bütçemiz 10 ile 12 milyon lira arasına şey yapıyor. Ha, bunun karşılığında gelirlerimiz derseniz, şu ana kadar çocuklara peşinat gibi, böyle harçlık gibi ödenen paralar 650 milyon liralarını ödedik. Şey gelirlerimizde, yani bu paraları nereden bulacaksınız diye düşünüyorsanız, bir forma sponsorluk anlaşmalarımız var. Yani bunlardan 2 ile 2,5 milyon lira arasında bir gelir bekliyoruz. Artı bir işte, havaların biraz soğumasından sonra bir Çanakkale Spor gecesi yapıp oradan da bir buçuk bir gelirimiz olmayı hedefliyoruz. Bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızdan aldığımız taahhütler var. Yani yıl içerisinde 1 milyon lira verebilirim, işte 500 bin lira verebilirim diyen arkadaşlarımız var. Yaklaşık bütçemizi yani bu gelirlerle tamamlamayı düşünüyoruz. Ülkenin ekonomik koşullarından dolayı zaten çoğu takım transfer yapamıyor. Kendi takımlarını korumaya çalışıyorlar. Bir Biga Spor biraz şey. İşte Bozca Adana'nın biraz gelirleri adada şey olduğu için onlar takımlarını korumaya çalışıyorlar. Biz de zaten yapmış olduğumuz bu takımı bu lige göre yapmadık.
üst lige de oynayabilecek bir takım yapıp zorlanmadan çıktığımız zaman yani az bir takviyeyle önümüzdeki ligleri de götürürüz diye öyle hedefledik. Hedeflerimizi tutturabilirsek çok fazla bir açığımızın olacağını zannetmiyorum. Yani biz bu işin altında kalkarız diye düşünüyorum. Yönetim kurulu yeni yönetime girmiş. Yönetiminde aşağı yukarı bir önceki yönetimde şu andaki yönetimin çoğunu yeni arkadaşlardan oluşturduk. Her şeyden önce yeni arkadaşlarımızın enerjilerine ihtiyacımız var. Fikirlerine ihtiyacımız var. Her şey ekonomik açıdan düşünmek gerekiyor ama sonuçta oraya bağlanıyor ama yeni fikirler, yeni düşünceler bize katkı sağlayacağını maçlarımızı da hocam bilgi verecektir o konuda. Sahibi kiralama veya sahip kullanma yazışmalarımız var. Büyük ihtimalle ön sahada oynayacağız maçları. Büyük sahada oynayacağız. İnşallah yani bu sene başarıyla bu işi tamamlayacağımıza inanıyorum. Uzun emekler veya uzun mücadeleler sonunda Çanakkale'de ki bulunan tüm takımlar, yani Çanakkale Spor'la ilgili şey tescilden de o belgede Futbol Federasyonu'ndan geldi, onaylandı. Hiçbir sorunumuz da kalmadı. Yani yeni, eski takım yeniden oluştu. O şeyde yaşamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Aşağı yukarı 2 sene veya 2-3 senedir de onun mücadelesi. Yani şimdi tek Çanakkale Spor var. Dardanel Spor da çok bu işlerden şeyini çekti artık. Hiçbir takım transfer veya şey değil, genç takımla katılmayı düşünüyorlar. Yani Çanakkale'nin takımı biziz artık. Bu takımı da ne kadar tabana yayabilirsek, ne kadar aşağıya inebilirsek, ne kadar insanlara ulaşabilirsek, ne kadar çok insanı bu işin içerisine katabilirsek, o kadar çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Daha sonra sorularınız veya yanıtlamam gerektiğini istediğiniz şeyler varsa yardımcı olurum ve cevap veririm. Değerli yönetim kurulu üyeleri, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü buradaki toplanmanın amacı birleşme, Türkiye'de ilk defa birleşme oldu. Spor Federasyonu da bu birleşmeye acemiydi. Spor Bakanlığı da acemiydi. Bunun sancıları çok uzun sürdü tabii. Bunu ismi tekrar almamız. Bakanlık 7-8 ay önce bunun iznini verdi. Futbol Federasyonu da bakanlıktaki yazışmalarla beraber Futbol Federasyonu da bu izni yani isim hakkını geçtiğimiz hafta teslim etmiş oldu. Bizde voleybol ve futbol branşı ve bir de atıcılık var. Bunların da lisansları her federasyon ayrı ayrı izin verdi bu isme. Tabii. Atıcılık ayrı verdi, voleybol ayrı verdi, futbol ayrı verdi. Futbol vermiyordu ve yasa değişikliğinden dolayı Çanakkale Spor adını aldık. 1966'da kurulan kulübümüzün adını aldık. Renkleriyle, armasıyla. Armada sadece şu abide şurada, bu abide daha modernizledik, bu şekil yaptık. Aynı şey, arma geçmiş tarihteki armadır. Geldiğimiz noktada biz başladığımızda bu işe 5 sene oldu. Pandemi dönemi de var. Belediye başkanımız saygıdeğer abimiz, büyüğümüz, memleketimizin abisi Ülgür başkanımız da biz önünden tabii memleketin sahibinin önünde sunmak lazım. Yapacağımız şeyi anlatmamız lazım. Çünkü herkes o olur mu? Ya ben Çanakkale Sporluyum. Çanakkale Spor'da teknik direktörlük yaptım. Dardanel Spor'da da yaptım. İkisinden farkı yok. Ama geldiğimiz süreçte pandemi döneminde birçok şeylerin değişmesini gösterdi burada. Yazı yazdı. Dedik ki Dardanel Spor ve 16 tane takım var Türkiye'de. Bunlar üçüncü şey alınsın. Profesyonel ligi alınsın dediğimizde bize oradan gelen yani biz derken STK Çanakkale'deki spor taban birlikleri olarak yazdık. Gelen yazıda Çanakkale'yi temsil eden bir takım yok. Alınırsa da
Bal liginde ön sıradaki takım alınır. Yani Biga öndeyse Biga alınır. Ve Bozca da öndeyse Bozca da profesyonel ligi alınır. Yani Çanakkale'nin mesafesi yok merkezi. Ve olmadı zaten. O zaman federasyon başkanını biz elden verdik. İşte siyasileri bizi yaptık, sunduk. Geldiğimiz noktada şu an takımımız ikinci amatör kümeden başlayıp şu an süper amatör kümede. Geçen sene şampiyon olarak süper amatör kümeye çıktı. Tabi her çıkışta bir artış oluyor. Seyircinin bakış açısı artış. Bize gelen talepler var. Bu talepleri de görerek biz 5 seneden beri mücadele etmemizin sebebi de Çanakkale adına hiçbir şekilde menfaatimiz şu olur. Çanakkale Spor adının tekrar gündeme gelmesi. Bu süreç içerisinde bizim bu ismi birleştirmek için tek bir seçeneğimiz vardı. Yani tek seçenek derken daha uzamaması için Çanakkale Spor Futbol Kulübü özel idare bünyesindeki Evren Başkan, Cemal Başkan da buradalar. Onlara biz bizzat talebimizi bulundurduk. Dedik ki yani çok onlara bu takımla ilgili çok gelmişlerdi ama onlar da çok sağlıklı görmediği için gelen şeyleri biz anlattık. Sağ olsunlar onlar da en büyük desteği vererek birleşme kararı alındı. Çanakkale Spor TK'da şu an Çanakkale Spor'da zaten yönetimimizdeler. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Onların bir yaklaşımı olmasaydı bu birleşme mümkün değil, olmazdı. Belki 10 sene sonra bir statü değişir, olabilir bilmiyorum ama bu mücadelenin içerisinde bunu da atlamadan geçemeyeceğim. Geçen sene takımımız çıktı, bu sene süper amatör kümede. Tabii ki hedef üst ligler ama üst liglere giderken de bu imece usulüyle biz insanlardan para toplanıyor. İmece usulüyle sağ olsunlar destek veriyorlar. Çanakkale'li olan veya olmayan. Bunu tabii böyle sürekli devam etmesi mümkün değil. Yani adam bir kere verir, iki kere verir. Şirket de olsa bunun sürekliliği olmaz. Onun için de yürütme birimleri olarak futbol kulübü veya spor kulübünün gelir getirici kaynakları elde etmesi gerekiyor. Hukuki açıdan da negatif bir şey olmadan destek olması gerekiyor. Devletten ne alabiliriz? Devletten çok şey alınabilir. Ben Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Futbol endüstrisinin içerisinde devlet veriyor kulüplere. Tabii bizim burada, burası biraz batı. Burada neden olmuyor bu işler onu da bilmiyorum. Ama şunu siyasilerimizden de Çanakkale Spor adına gelir getirici örnek otopark mevcut yerler var. Şu an yıkılmış otopark olarak çalışıyor. Bunlardan bir tanesinin Çanakkale Spor Kulübü'ne denetimli bir şekilde verilmesi belediyemizin otopark meselesinde abstatü kanuna baktığımızda yok, olmaz, veremeyiz gibi şeyle de karşılaşabiliriz ama esasında verilebilir, olabilir, olur. Şey önemli, yapmak önemli. Bunların peşinde olacağız. İrtibatlarımız devam ediyor. Yukarıda 75 dönümlük başkanımızın da daha önceden belirtmiş olduğu gibi bir belediyenin spor veya halka açık oyun parkı dediğimiz bir yerde en son belediye mevcut şu andaki belediye başkanımız Sayın Muharrem Erkek'le başkanımızın irtibatında orada 15 dönümlük bir Çanakkale Spor'a bir alan. Bunu da tabii biz ilişkilerle Acıbadem şirketinin oraya bir tesis yapması. Bu sadece Çanakkale Spor değil. Yani Çanakkale çok büyük bir saha problemi var. İşte önümüzdeki günlerde arkadaki saha da kapanıyor. Şey olarak zemini değişecek. Bir pandemi dönemi başladı Çanakkale futbolda şu an. Takımlar nerede antrenman yapacak? Takım nereye gidecek? Takımlar yatırım yapıyor, saha yok. Onun için bunlar büyük bir yara. Biz Çanakkale Spor'la beraber ben diğer görevlerimden onlarla da mücadele ediyoruz. Hastane ve sahası.
kapandı şu an. 13 ay inmiş Çanakkale'de 13 yaşında çocuklar uyuşturucunun içinde. Bu emniyet raporu. Emniyet raporu. Ben müteahhitle de görüştüm, il müdürüyle de görüştüm. Spor taban birliği olarak görüştüm. Vebal altındasın dedim. Vebal, yani bunu yapmak mecburiyeti yok. 3 metre, yok 2 metre, yok 1 metre, yok kanun, devlet, havali bey öyle filan. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başka şehirde bunu 10 günde yaptırtırlar ama bizim Çanakkale medeni yer. Ve hiç kimse, herkes çok affedersin, pazar günü doğduğu için biraz tembeliz. Biraz da yürek olarak cesaretli de değiliz. Ama başka tarafta ben görüyorum, bir sağ var, 5 sağ. 3 tane solon var, 3 tane solon. Bunların tabii takipçisiyiz. Bizim Çanakkale Spor olarak bugün Erkan Başkanım da dediği gibi oyuncu transferleri yapıldı. Oyuncu transferleri çok böyle abartıldığı gibi şu kadar para, bu kadar para değil. Mevcut alınması gereken şekildeki oyuncular, kaliteli, kariyerli oyuncular getirdik. Bu takım maçlarını 18 maç çift sahasında oynayacak. Hatta bizim düşündüğümüz gece maçı olup insanları da oraya çekmek. Öyle bir takım yapma düşüncesindeyiz. Teknik kadromuzu değiştirdik. Yine Çanakkale'li kardeşimiz Coşkun öz kardeşimizi getirdik teknik ekibiyle beraber. Ve bu transferlerle beraber maçların gece oynanması sahada. Seyirciyi de oraya çekmek ana amacımız. Kurduğumuz takım Bal Ligi'ne çıktığı zaman da orada birkaç tane takviyeyle mücadele edecek bir takım. Öyle bir takım kurduk. Şimdi yönetim kurulu birleşme esnasındaki hukuksal şeyler yapıldığı için bizim bugünkü toplantımızdan sonra bizim yeni yönetim kurulumuzun önümüzdeki günlerde birleşme esasından dolayı yani şeylerimiz hem Gençlik Spor Müdürlüğü'ndeki arkadaşın hem de bu işlere bakan mali müşavir arkadaşlara göre konuşuyoruz. Bir yönetim kurulu Çanakkale'nin herkese açtık. Burası bir kere çağdaş Atatürkçü bir kent. Hiçbir şekilde bizim siyasetle işimiz olmaz. Herkesin işi olabilir. Ama Çanakkale Spor olgusunda başlangıcından beri başkanımız sizin yönetiminizde kim var, kim yok demeden bize yardım etmiştir. Belediye başkanlığı döneminde. Başka niyet olsa, art niyetli bir şey olsa sizde kim var? Bunu çizin, şunu çizin diye bir siyasi atmosfere girer ki böyle bir atmosfere girmedi. Ve bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gitmesi gerekiyor. Takımımızın yeni yönetim kurulunda asıl olarak tabii 25 üye, 25 yedek denetleme kurulu, asil yedek, ASKB delegeleri olmak üzere böyle bir şeyimiz var. Bir Erkal Turan mevcut başkanımız, iki Ülgür Gökhan başkanımız, üç Oya Demircan, dört Hakan Çetin, beş Levent Burak Ünal, 6 Halit Kubilay Fırat, 7 Yıldıray Ölçek, 8 Necip Fazıl Bayram, 9 Ünay Eskici, 10 Sibel Koç, 11 İsmail Gürses, 12 Tuğber Güzel, 13 Evren Değirmenci, 14 Tuncer Şimşek, 15 Cemal Erkan Erol, 16 Saadettin Aslan, 17 Cengizhan Örs, 18 Ali Rıza Çardak, 19 Kenan Sinir, 20 Birol Çetin, 21 Semih Kovar, 22 Müslüm Yalçınkaya, 23 Reca Yılmaz Kaplan, 24 Serhat Ürem, 25 Mustafa Mete Ertem. Yedek listesi de var. Onu okumaya gerek yok. Bizim burada şöyle isimler üzerinde konuşursak, Oya Demircan hocamız 18 Eylül Üniversitesi'nde hoş geldin. Merhaba. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Yok, kendisi iş. Oluşumun işini olmak büyük umutluk hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Sen geç kaldığın için bir tane sporcu transfer yapacaksın. Her geç gelen bir tane sporcu alır. İş insanı, madenci, Günay Eskici, doçent doktor, üniversitemizde doçent doktor hocamız, kendisi diyetisyen, beslenme uzmanı, yine iş insanı, Sibel Koç, yine 11 İsmail Gürses, eski İl Genel Meclis üyemiz, Tuncer Şimşek, üniversitemizde Profesör Doktor Tuncer Şimşek, şu an başhekim yardımcımız üniversitemizin, Saadettin Aslan Medya Kasım. Saadettin Bey. Saadettin Teksoy. Saadettin Aslan. Ali Rıza Çardak iş insanı. Evet. Hoş geldiniz. Kenan Sinir iş insanı, burada yok, kendisi aradı. Semih Kovar burada. Hoş geldiniz iş insanı. Müslüm Yalçınkaya burada. O da medya. Bilgi işlem miydi o? Spor salonu, pardon. Sen kendine söyle, sen de yenisin. Ben de yeni. Yönetimde yeni. Yönetimde doğru, yeni. Evet. Denetleme Kurulu İbrahim Yerli, Evren Kızdoğlu, Nadir Ufuk Yavuz, Yedek Mustafa Sepeç, Ufuk Nadir Yavuz, artık bilir kişi. Osman Barçınlı, Cem Kesici. Şeklinde yönetim kurulumuzun ilk yapacağı toplantıda da şöyle bir yürütme organları, bizim kendi yapımıza göre tabii hem mecburi olan başkan, icra kurulu başkanı, başkan vekili, icra kurulu başkan vekili, genel sekreter, has başkan, genel direktör, sayman, kamu işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, gayrimenkul ve yatırım finansal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, akademik iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi, sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, stat yönetim ve taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi, futbol şube sorumlu yönetim kurulu üyesi, kadın voleybol şube sorumlusu yönetim kurulu üyesi, medya ve basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, bir de hayata geçirmek istediğimiz Çanakkale Store sorumlusu olacak tabii. 3-4 metrekarelik su kahve, sadece su ve kahvenin satılacağı yeni kordonda 3 metrelik 3x3 bir büfe, büfelerin verilmesi. Bunlar var tabii. Tabii ilerleyen süreç içerisinde sahanın kiralanması ile ilgili sahayı kiralamayacağız. Çünkü bizim çim sahada oynama yazısını yazdığımızda oynama hakkımız var. Bizim gibi X bir takımın da var. İsterse oynayabilir. 18 Mart'ta da kullanacağız. Yazın kışa doğruya kadar da inşallah gece maçları yaparak halkımızın da oraya gelmesini sağlayacağız. Benim anlatacaklarım bunlar. 11'de başkanla görüşme yaptım. Şöyle bir proje geldi bize. Dolaylı olarak. Acıbadem grubu Gelibolu'ya yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezi için müracaat etmiş. Şeyleri var size bunların. Ceviz bölgesinde bunlara 25 dönüm falan yer tahsis etmişler. Projeler çizilmiş, izin aşamalarına gelinmiş. Sonra milli parklarla ilgili bir sorundan dolayı projeyi şeye almışlar. Bize şöyle bir şeyle geldiler teklifte. Burada o Gelibolu'da görüşenler, yakınlık olduğumuz avukatları veya mühendisleri, tanıdıklarımız var. Dediler ki Çanakkale Belediyesi böyle bir yer temin ederse biz oradaki projeyi buraya kaydıralım. Yani başlanmamış proje. Şimdi ruhsat aşamasında müracaat edilmiş, hiç işlem yapılmamış, öylece kalmış. Kurum görüşleri alalım. Kurum görüşleri. Neyse. Çanakkale Belediyesi yeri önemli değil. Yani neresi olursa olsun. Tabii bunların bu yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin amacı tamamen yurt dışı amaçlı. Yani yurt dışından daha çok.
hasta ve bakıma muhtaç insanları buraya getirip konaklatacaklar veya barındıracaklar. Eğer siz belediyeyle, belediye böyle bir yeri ama bize satsın ama kiralasın. Bu işlem gerçekleşirse biz de size işte bir tane futbol sahası yanına konaklayabilecek, yani konaklama tesisi, iki tane de ufak halı sahası gelir getirecek. Böyle bir şeyi ücretsiz bir şey olarak, yani o proje gerçekleşirse size de biz bu projeyi yaparız dendi. Ben de başkanla gittim, bugün görüştüm. Bakışı olumlu. Bizlere gönderdikleri Gelibolu'daki projelerin iç dizaynları falan da var. Yani yerleşim alanlarının şeylerinin hepsini falan yapmışlar yani. O projeyi buraya uygulamayı düşünüyorlar. Yani eğer biz bunu başarabilirsek, buraya getirebilirsek, projeyi belediye olumlu bakarsa, tabii bize vereceği bu tesisin zaten aynı şeydeki üst kullanım hakkını alacağız. Bize kiralayacak belediye. Tesis olarak biz kullanacağız. Belki kiralanacak. Ama bize o tesisi yapacaklar yani. Aşağı yukarı da 10 ile 15 milyon TL'lik bir yatırım bize yapacakları yani. Sentetik sağ yapacaklar, çim sağ değil. Eğer belediye bize bu katkıyı sunarsa biz aşağı yukarı bu tesis sorununu bu yıl içerisinde çözeriz. Onlar başladığı zaman bizimkini öncelikle yapıp çıkacaklar zaten yani. Oradaki çünkü işi o aşamaya gelinmiş, oradaki işi yapacak müteahhitine kadar hazır bulunuyor. O ekibi buraya getirdim. Ne kadar metrekare arsalar lazım? Onların istediğini bilmiyorum. Onların bütün şeylerini attım onlara. Ben çok bakmadım onların şeyine ama 24'ünden aşağı falan değildir herhalde. Bir tane olmadığı için şehre çok yakın olmuş, şehre çok uzak olmuş, o kadar önemli değil yani götürdüm. Şey, şimdi orası daha kıymetli bir yer. Satın alacaklar mı? Satın alacaklar. Çok şaşırdım. Yani şimdi onlar böyle biraz daha şehirden uzak, doğaya yakın bir yer. O şeydeki proje, bir köyün girişinde, şöyle düşün, Gelibolu'nun Saroz'a bakan böyle bir tepe köyün üstünde bir yeri almışlar yani. Projeyi oraya oturtmuşlar. Belediyede öyle bir yer yok. Buraya da en yakın herhalde Altınoluk'ta falan var böyle bir tesis. Bilmiyorum yani bize katkıları tamamen bizim tesisimizi yapmaları açısından yani. Şeyi. Ama tabii belediye bize ne kadar yakınlaşır veya belediye bu işe ne kadar sıcak bakar, belediye bunlara bu yeri tavsiye eder mi, satar mı, kiralar mı? Belediyenin işine girer mi? Oraya sen spor sahası yani. Hayır, şehirde pazar ihtiyacı olan, bilmem ne olan, yani şey olan, götürür 10 kişi, 15 kişi de orada barındırırız dedim yani. Yeter ki bu gruplar, aşağı yukarı söyledikleri proje 250 milyon kadar bir yatırım yani. Buraya bu şehir. İyi veya kötü 150 kişi çalışır orada. Evet. Yemesiyle, içmesiyle, yapmasıyla, şeyiyle, yani bu şehre... Şehre spor tesisi kıramayacaklar. Yani oraya zaten yapıldı yani, belediye de olsa oraya bir spor yapılacak. Ama biz kendi tesisimize bir an önce, çünkü dediğimiz gibi antrenman yapacak saha yok. İşte en büyük giderimiz, bugün bir pansiyonu kiralıyorsunuz, 20 kişi, 15 kişi, 20 kişiyi yatırdığınız zaman 3 milyona yakın bir maliyet yemesiyle, içmesiyle, yatmasıyla bir şey oluşuyor ama kendi tesislerinde kaldığın zaman bunu yarı yarıya şey yaparsın. Oluşturursun. Bir takım altyapılarına özen gösterirsin. Şimdi çok bir şeye de özen gösteriyorsun. Neden? Elinde bir tesis olmadığı için antrenman saatini sana buradaki genç sporun vereceği saatlerde yapabiliyorsun. Geçen sene bir tek sahayı iki futbol takımı kullandık biz. Takım tam sahada antrenman yapıyor. Gece 10'da antrenman saati veriyor. Tabii. Yok ki yani tesis veya saha olmadığı için sana tahsis edilen saatte sen bunu kullanabiliyorsun. Yani ama kendimize ait bir sahamızın olması, kendimize ait bir konaklama tesisinin olması demek. Artı de ufak tefek bir tane sahadan gelecek gelirlerle bir takım kendi giderlerini veya ufak tefek giderlerini karşılamış olur. Şimdi tamamen hiçbir geliri veya hiçbir şey olmadığı için böyle bu şekilde toplama şeyle götürmeye çalışıyoruz işte. Aşağı yukarı içindesiniz yani. Ve belediyenin de ben ekonomik yönden çok kişiler hiçbir katkısının olacağını zannetmiyorum. Bir görüşme yaptık. Aşağı yukarı dedik ki 3 tane gene şey müfettiş varmış zaten belediyede. Müfettiş yok şu an. Sayıştay denemiş. Sayıştay yok. Doğru, sayıştay denemiş. İşte
Para olarak. Onlar rutin geliyor. Sayıştaycının işte, zararı olmaz. Belediye spora veriyorlar. Muhtemelen. No, belediye spor ne olmuş? Belediye spor ne olmuş? Devam mı? Belediye spora devam ediyorlar. Voleybola da devam ediyorlar. Baskete de devam ediyorlar. Hepsine devam ediyorlar. Bir takım şeylerin yükünü de hizmet kurulmasına yıkmışlar galiba. Ondan sonra işte bize çok büyük değil, çok katkılarının olacağını hiç zannetmiyorum.